Bu videoda sizlere deprem uyarı sisteminin, Arduino ile yapılan bir deprem uyarı sisteminin bağlantılarının nasıl yapıldığını anlatacağım. Tek tek tanıyalım hangi bağlantıları kullanacağız. Önce birlikte bir mini breadboard kullandım ben burada. Büyük breadboard da kullanabilirsiniz. Bir buzzer, bir led, bir k direnç, bir Arduino Uno, Arduino Uno ve bir titreşim sensörü kullanıyorum. Şimdi bağlantılara geçelim. Bağlantılarda Buzzer'ımızın e, bir artı ve eksi ayağı var biliyoruz. Buzzer'ımızın artı ayağından Arduino'muzun e, Arduino'muzun 4 numaralı pinle bağlanıyoruz. E, LED'imizin artı ayağından Arduino'muzun e, 5 numaralı pinle bağlanıyoruz. Buzzer'ımızın eksi ayağından e, mini breadboard'da mini breadboard'da belirlediğimiz eksi olarak belirlediğimiz yere bir kablo çekiyoruz yine ledimizin eksi ayağından e, mini breadboard'da eksi olarak belirlediğimiz yere bir kalıp direnci çekiyoruz. E, mini breadboard'da eksi olarak belirttiğimiz bu noktadan Arduino'muzun GND'sine bir kablo çekiyoruz. GND. daha sonra sensöre geçelim. Sensör, sensörümüz bir titreşim sensörü. 3 tane ayağı var titreşim sensörünün. bu oynadığı zaman ee, tabii ki sistemimiz harekete geçiyor. Bu üç ayaklarından bir tanesi artı, bir tanesi eksi, bir tanesi de veri çıkışı. Şimdi bu ayaklarından artı olanı arduinomuz üzerinde bulunan 5 volta bağlıyoruz. Ee, eksi ayağını yani sensörümüzde bulunan eksi ayağı da arduinomuz üzerinde bulunan GND pinlerinden bir tanesine bağlıyoruz ve veri çıkışını da yani sensörümüzün veri çıkışında Arduino'muzda bulunan 2 numaralı pine bağlıyoruz. Şimdi programı ben daha önce yüklemiştim. Benim programımda bu şekilde pinler belirlenmiş durumda. Şimdi sistem nasıl çalışıyor bir bakalım. Yani sistemimizi sensörümüzü yüksek bir yere asıyoruz ya da böyle tutuyor tutuyoruz gösterelim. Yani hiç kıpırdamadığı zaman sensörümüz oynamadığı zaman hiçbir ses çıkarmıyor. Ama küçük bir titreşim anında görüyorsunuz sistem devreye giriyor. Durduruyoruz. Tekrar duruyor. Hafif sallantıda görüyorsunuz uyarı sistemimiz çalışır vaziyete geçiyor. Yani bu sisteme deprem uyarı sistemi diyebiliriz. Çünkü bu sensörümüzü yüksek bir yere açtığımızda deprem olduğunda bizi uyaran bir sistem olarak belirleyebiliriz.